Mutfağımızdan tekrar herkese merhaba. Bugün de pastaya alternatif az malzemeyle yapılan şerbetli, sütlü, 3 kaşık tatlısından pasta tarifi. Kekimiz için 3 yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı irmiğimiz var. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 paket vanilya, 1 paket hamur kabartma tozu. Şerbetimiz için 3 su bardağı süt, 1 su bardağına yakın toz şeker. Pastamızı oluşturabilmek için 1 paket krem şanti, 1 paket pasta kreması, pasta süslerimiz var. Elimizde ne varsa 2 kutu sütümüz var. Çikolatalı leblebili drajeler. Pastamızı oluşturabilmek için öncelikle yumurtalarımızı kırıyorum. Tabii ki kekimizi hazırlayacağız. Şekerimizi de ilave ediyorum. Ve güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırptık. Hemen 3 kaşık süt, 3 kaşık sıvı yağımız var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle hafif çırptıktan sonra hemen üzerine irmiğimizi, unumuzu ve Hindistan cevizini ilave ettim. Hemen ardından vanilya, kabartma tozu ilavesi ve hemen yine tekrar şöyle çok hafif çırpacağım. Hazırladığımız kekimizi yağlanmış tart kalıbına şöyle güzelce de unu serptim. Hemen ilave ediyorum. Isıtılmış fırında 175-180 derece arasında kızarana kadar 20-25 dakika pişiriyoruz. Kekimiz fırında pişerken hemen soğuk sütün içerisine şekerimizi ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Fırından çıkarmış olduğum kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz soğuk sütün içerisindeki şekerli şerbetimizi hemen ilave ediyorum. Ve şöyle bir 10 dakika bekleteceğim. Daha sonra geliyorum. Kekimiz güzelce sütünü de çekti, hazır. Hemen üzerine kremayı ilave ediyorum. Pasta kremamızı. Kremamızı güzelce yayıyoruz. Bu aşamada üzerine muz da ilave edebilirsiniz. Elinizde ne varsa. Hemen krem şanti ile devam ediyorum. Hemen istediğimiz şekilde süslüyoruz. Kaşık tatlısından güzelce pasta oluşturduk. İsterseniz doğum günü pastası olarak da yapabilirsiniz. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde hayal gücünüzü kullanarak
şekillendirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.